bu mükafat programına 758 başvurunun gelmiş olması mayanın tuttuğuna işaret ediyor. Devletimin sayesinde batıdaki laboratuvarlardan çok daha fazla imkanlara sahip olan bir araştırma laboratuvarı kurdum. Bu araştırma laboratuvarında da genç nesilleri yetiştiriyorum. İlmi yayma yolunda yeni bir adım atıyoruz. Bir adım daha ileriye gidiyoruz. Türk bilim insanlarını dünya çapında bilimsel çalışmalara imza atmalarını teşvik etmek için ilim yayma ödüllerini ihdas ettik. Türkiye'de tarih araştırmaları artık ivme kazanmıştır. Özellikle son dönemde akademik çalışmalara verilen desteklerin çok arttığını görüyorum. Ödül fikri ilk olarak 2 Mayıs 2017 tarihinde geniş bir akademisyen topluluğu ile yapılan istişare toplantısında ilmi çalışmaları destekleyen kıymetli bir ödül verelim teklifiyle başladı. Ben bir bilim insanı olarak doğmuş ve büyümüş olduğum ülkeye hizmet etmek istiyorum. Bu ülkenin evladı olarak bu ülkede bilim yapmak, bu ülkede bilimi yeşertmek, bilgiye dayalı teknolojileri bu ülkede geliştirmek ve ülkeme bununla katkıda bulunmak istiyorum. Bilim yayma ödüllerini alan değerli akademisyenler, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçekten çok anlamlı bir etkinlik, çok anlamlı bir gece. Bugünkü bu mükafat programımızla İlim Yayma Vakfımız yeni bir alanda daha inşallah aynı başarılı yoldan yürümeye devam edecektir. Çünkü bu ödül Türkiye'nin ödülü.